Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu erkek bebek yeleğini çalışacağız. Yeleğimiz 3 parçadan oluşuyor. 2 önler, bir de arkası. Yeleğimizin her detayını ben size videoda ayrıntısıyla göstereceğim. Örneğin yaka kesimini, kol kesimlerinin nasıl olduğunu hepsini detaylı bir şekilde anlataraktan baştan sona kadar göstereceğim. Gerçekten çok kolay bir yelek. Daha önce yani şiş tutmasını, şiş örgüsünü bilen bir ters, bir düz dahi sadece örgüyü bilseniz bunu çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaten örgümüz genel olarak haroşadan oluşuyor. Sadece lastik kısmı bir ters, bir düzden oluşuyor. Bir de şuradaki ördüğümüz baykuşlar düz şekilde örüyoruz. Evet, yeleğimiz 1,5 ile 1 yaş arası bir bebek için tam ideal. Bebeğin tabii ki kendi kilosuna göre de giydiği yaş değişebilir. Evet, şimdi fazla vakit kaybetmeden yeleğimize başlayalım. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var. Kanalımda ördüğünüz herhangi bir şeyi orada bize etiketleyerek paylaşırsanız bundan mutluluk duyarım. Vakit geçirmeden hemen yeleğimizin bir ön kısmından başlayalım, bir tarafından. Evet, yeleğimizin ön kısmını arkadaşlar, bir tarafını 3 parçadan oluşuyor demiştik. Arka, iki de önler. 38 ilmekle başlayacağız ön tarafını. Şimdi kullandığım şişi söyleyeyim ben. 3,5 numara şiş kullanıyorum. Ve de 100 gramı 250 metre olan bir iple başlayacağız. Eğer siz daha böyle çok fazla yumuşak olsun istiyorsanız 4 numarayla da örebilirsiniz. Ama bu haroşa olduğu için zaten serbest bir örgü oluyor. O yüzden 3,5 numarada ideal. Şimdi hiç vakit kaybetmeden yeleğimizin ön kısmını 38 ilmek olarak başlıyoruz arkadaşlar. Evet, benim bu defa kullanacağım ip Alize'nin Baby Best olan ipi. 100 gramı 240 metre arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şiş numaram da 3,5 numara. Dediğim gibi daha çok büyük, yani daha kalın 4 numara bir şişle de örebilirsiniz. Evet, şimdi 38 ilmeğimizi şişimize bir ön parçası için, herhangi bir önü için başlayabiliriz. 38 ilmeğimizi şişimize atıyoruz. 38 tane ilmeğimizi şişimize attık arkadaşlar. Şimdi lastik örmeye başlıyoruz. 2 ters 2 düz olan lastiğimizi. Önce bir tane boş alıyorum. Şu tarafı yapacağız arkadaşlar. Yeleğimizin şu kısmını yapacağız. Önce bir ilmeğimizi boş aldım. Daha sonra 2 tane ters örüyorum. Sonra 2 ters 2 düz olarak 2 düz ördüm. 2 ters. Sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz olarak lastiğe başlıyoruz arkadaşlar. İlk baştaki sayımızı 3 yaptık. Şundan dolayı bir tanesini boşaldık. Daha sonra lastik görmeye başladık. Bir tane boş, 2 ters 2 düz olarak lastiğimizi örmeye devam ediyoruz. İlk sıramızı örmüş olduk arkadaşlar. Şöyle 6 sıra bu lastiği ördükten sonra burada şöyle ilik açacağız. Buraya gelince de 6 sıra ördükten sonra göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sırada olabilir, fark etmez. 6 sıra örelim, daha sonra bu ilik açmayı göstereceğim. Sıra sonuna gelmişken şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Şişimizi de örerken en son ilmeğimizi şöyle göstereyim. Devamlı şöyle düz olarak alıyoruz. Şöyle göstereyim. Son ilmeğimizi bu şekilde düz olarak alıyoruz. Daha sonra diktiğimizde düzgün bir dikiş elde edebilmek için bütün kenarları şöyle şu şekilde olsun ki dikerken daha düzgün bir dikiş elde edelim. Onu da hatırlatayım. Evet, 6 sıra ördükten sonra ilik açacağız demiştik. 6. sıraya geldiğimizde iliğimizi açacağız. Henüz
6. sıraya gelmedik. 6. sıranın sonuna doğru geldik. Şimdi burada ilik açacağız arkadaşlar. Şöyle bunu da örüyorum. 5 tane ilmek kala, ikisini bir örüyorum. Burada bir tane mil başı alıyorum ve diğerlerini normal bir şekilde örüyorum. Daha sonra dönüyorum. Bir ilmeğimizi boşaldık. 2 tane ters örüyorum. Artırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Hemen yanındakinde normal lastik örer gibi tekrardan örgümüze devam ediyoruz. Burada bir tane azaltıp bir tane artırmayla ilik yerimizi açmış olduk. Şimdi 12 sıra olana kadar lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Evet, 12 sıra lastiğimizi ördük arkadaşlar. Şimdi haroşa örgümüze geçeceğiz. Şöyle sadece şurada bir selanik yapacağız. Sadece bir ilmekle selanik yapacağız. Diğer tarafları tamamen haroşa olarak öreceğiz. Şöyle göstereyim. Burası düz tarafı oluyor. Düz tarafından haroşa örmeye başlıyoruz. Burada 8 tane ilmek kalana kadar düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Burada 8 tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeklerden 7 tanesi kenar ilmeği olacak. Yani şurası olacak. Bir tane de şu ortadaki selanik olarak ördüğümüz ilmek olacak. Şimdi burada ön tarafta bu selanik olarak öreceğimiz ilmeği her zaman ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bunu ters olarak ördük. Geriye kalan 7 tane ilmeğimizi gene haroşa olarak örüyoruz. Bunlar bizim kenar ilmeklerimiz oldu. Selanik ilmeğini de göstereyim nasıl yaptığımızı. Bütün örgümüz bitene kadar bakın. Şurada ta yakasını bu 7 ilmek ve yanında bir tane selanik ilmeği hiç bozmadan bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle artık tamamen haroşa örecektik. Burada 7 tane önce bir haroşa örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve buradaki selanik olarak öreceğimiz ilmeğimize geldik. Onu arka taraftan ters örmüştük arkadaşlar. Bakın bu ön tarafı da düz oldu dolayısıyla. Şöyle yapıyoruz. Normalde bunu bu şekilde değil, alttaki alt ilmekten alıyoruz. Şu şekilde. Bakın bırakıyorum. İki katını birden örmüş oluyoruz. Bütün örgümüz tamamıyla bitene kadar bu iki kenar kısmı bu şekilde devam edecek. Yani 7 ilmek kenarda, bir de selanik yanında, toplam 8 ilmek. Tekrardan selanik örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Pardon, haroşa örmeye devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Bakın şurada 4 diş haroşa sırası olana kadar, lastikten sonra 4 diş haroşa olana kadar bu 38 ilmeğimizi tarif ettiğim şekilde örüyoruz. Buradaki baykuş desenine geldiğimizde tekrar orayı anlatacağım. Evet, dediğim gibi lastikten sonra 4 haroşa dişi ördük. Şimdi bu baykuş figürünü yapacağız. Onun için de ilk önce bir sıra karşı tarafa normal haroşa olarak geçeceğiz. 4 haroşa dişinden sonra arkadaşlar. Normal aynen ördüğümüz gibi bir sıra haroşa olarak karşıya geçeceğiz. Bu arada örgümüzün bu şu kısmı bu tarafta kalıyor. Bir sırayı ördük. Şimdi dönüyoruz. Döndük.
7 tane ilmeğimizi ilk baştaki örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra bu yanındaki bir sıra, bir ilmek Selanik olan yere geldik. Onu da örüyoruz. Demiştim şu alttan öreceğiz. Buradan değil bakın, şuradan. Her defasında arka tarafından bu şekilde öreceğiz. Ön taraftan da bu ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Bu ilmeği ördükten sonra 11 tane ilmek örüyoruz. Gene haroşa olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şu Selanik ilmeğinden sonra 11 tane ilmek ördük. Daha sonra burada 8 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu 8 ilmekten sonra geriye 11 tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. Burada baykuş figürünü 8 ilmekten yapıyoruz arkadaşlar. Tam ortaya bir şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde normal haroşa gibi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra bakın burada baykuş figürünü yapacağımız yer oluştu. 4 sıra olacak şekilde buradaki yer baykuş figürünün sırası 4 sıra olana kadar örüyoruz örgümüzü. Buraları düz, geri kalan yerleri aynı şekilde Selanik haroşa olarak örüyoruz. Evet, burası 4 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi burada bir nevi saç örgüsü yapacağız. 11 tane ilmeğimizi örüyoruz baştan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bakın, devamlı bu ortadaki 2 tane ilmek hep dışarıya açılıyor. Aynı şekilde burada da öyle, en üstte de öyle. İçeridekiler devamlı dışarıya açılacak şekilde yapıyoruz saç örgümüzü. Şimdi şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum ben. Şu arkadaki 2 ilmeği şişime önce takıyorum. Burada kalan 2 ilmeği de yer değiştirerek buraya takıyorum. Sonra bu ilmekleri düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi geri kalan 4 ilmeğimizi de aynen 4 tanesini çıkarıyorum. Şuradaki 2 ilmeği şişime takıyorum. Daha sonra burada da arkadakileri getirip ön tarafa takıyorum. Ve bu 4 ilmeğimizi normal düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar şurada 8 tane haroşa sırası olana kadar öreceğiz. Yani bakın şu başlangıçtan itibaren diyorum. 2 haroşa sırası örmüş bulunmaktayız. Burası şuradan itibaren 8 haroşa sırası olana kadar öreceğiz. Yani 6 tane daha haroşa sırası öreceğiz. Daha sonra şu kısmı yapacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu da belirteyim. Burada ilk etapta 8 tane haroşa dişi olduktan sonra bir ilik yeri daha açıyoruz. Daha sonra ilerleyen yerlerde 11 haroşa sırasından sonra 11 haroşa sıra arasıyla ilik açıyoruz. İlk lastik bitiminde 8 tane
haroşa dişi olduktan sonra bir ilik yeri daha açacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Demek ki bu sırada bir tane daha ilik yeri açacağız. Aynen aşağıda gösterdiğim gibi burada 5 tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Daha sonra ikisini bir örüp bir mil başı alarak geri kalan 3 tane ilmeğimizi de normal haroşa olarak örüyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, burada 8 haroşa sırasına ulaştık. Bakın şöyle şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Daha sonra burada aynen şu aşağıda yaptığımız işlemi burada aynısını tekrar yapacağız. 11 tane haroşa öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane haroşa ördükten sonra buradaki ilk önce 4 ilmeğimizi, daha sonra diğer 4 ilmeğimizi saç örgüsü şeklinde öreceğiz. Demiştim devamlı içteki ilmekler şu şekilde kenarlara gelecek şekilde yapacağız. Bu aşamada da aynı işlemi yapacağız. Önce 4 tane ilmeğimizi şişimizden çıkarıyoruz. İlk ilmekleri şişimize takıp ortadaki ilmekleri dışarıya doğru alıyoruz. Bu 4 ilmeği düz olarak ördükten sonra aynı işlemi tekrar burada yapıyoruz. Bu defa buradaki ilmekleri alıp arkadaki 2 ilmeği ön tarafa getiriyoruz. Evet, bu şekilde 6 sıra daha ördükten sonra arkadaşlar aynı işlemi bir kez daha yapacağız ve son defa burada. Altı sıra daha bu sırayla beraber 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Altı sırayı bu burguyu yaptıktan sonra ördük arkadaşlar. Şimdi tekrar 3. defa burada aynı işlemi yapacağız. 11 tane ördükten sonra burada bir burgu işlemi yapıp örmeye devam edeceğiz. Şunu da hatırlatayım tekrardan. Burada her 11 haroşa dişinin arasında bir tane bu şekilde ilik yeri açacağız. Bunu da unutmayalım. Evet, bu sırayı da aynı şurada şu alt sırada olduğu gibi burada da aynı işlemi yapacağız. Ve baykuşumuz tamamlanmış olacak. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi buradaki bu sıramızı tamamen haroşa olarak öreceğiz arka taraftan. Burayı düz örmememiz gerekiyor arka taraftan. Düz örgü işimiz tamamen bitti. Bundan sonra her tarafını haroşa olarak öreceğiz. Şunu hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi biz koltuk kısmına gelene kadar şuraya buradan toplamda 44 haroşa sırası öreceğiz. Şuradan saydığımızda 44 haroşa sırası olana kadar hiçbir desen yapmadan sadece şuradaki bir sıra selanik, bir ilmek selanik, her 11 sırada da haroşa sırasında bir tane ilik açacağız ve herhangi bir işlem yapmayacağız. Haroşa olarak 44 haroşa sırası olana kadar öreceğiz. Buradan itibaren. Evet, koltuğa geldiğimizde tekrardan yaka ve koltuk kesimini göstereceğim. Evet arkadaşlar, yelemizin ön kısmını koltuğa kadar olan bölümünü ördük. Demiştim daha önce. Buradan 44 haroşa sırası ördüğümüzde bu koltuk kısmına geleceğimizi söylemiştim ve 44 haroşa sırasını ördük. Şimdi koltuğu yapacağız. Önce burada 7 ilmek haroşamızı, yani şu kısmı normal öreceğiz arkadaşlar.
şu anda biz şu koltuk kesme yerini yapıyoruz. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. Bununla beraber 7 tane haroşa örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra aynen şurada olduğu gibi hemen 7 tane ilmeğin yanına bir tane ters örüyoruz. Bu da aynen şu ön kısmında olduğu gibi, bakın şu şekilde Selanik olarak burayı da öreceğiz. Bunu ördükten sonra 8. ilmeğimizi ters olarak ördük. Hemen bir tane azaltma yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane azalttık ve burada 2 ilmek kalana kadar, şu Selanik'ten sonra şu 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, burada 2 ilmek kalana kadar ördük. Hemen o 2 ilmeğinde ikisini beraber örüyoruz ve buradaki Selanik olan ilmeğimizi ters olarak ördük. Geriye kalan 7 tane ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi biz burada koltuk kesme ve yaka kısmını kesmeye başladık arkadaşlar. Koltuk kısmından 6 tane kesim yapacağız. Bir tanesini kesmiş olduk. Aynı şekilde yakadan da keseceğiz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Burada 6 tane kesim yaptıktan sonra burada da aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Ta ki burada 6 tane kestikten sonra kesmeyi bırakacağız. Bu yaka kısmında kesmeye devam edeceğiz. Her haroşa sırasında. Burada şu ortada 5 ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Şimdi bu ön yüzde, ön tarafta kestik birer tane. Bir koltuktan, bir de yaka kısmından kestik. Ve dönüyoruz. Arka tarafta herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Normal düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Yani haroşa olarak nasıl örgümüzü örüyorsak o şekilde devam ediyoruz. Yalnız buradaki, bakın şu Selanik örgümüze dikkat edelim. Evet arkadaşlar, şimdi arka taraftan ördük ve koltuk kısmına tekrardan geldik. Şimdi şöyle, burada 6 tane kesme yapacağız demiştik. Bir tane kestik giderken, arka taraftan kesmeden, herhangi bir şey yapmadan buraya kadar geldik. Burada 6 tane keseceğiz demiştik. 5 defa daha keseceğiz. Daha sonra yakada 11 tane kesmiş olacağız. Yani 11 tane kestiğimizde şu ortada 5 tane ilmeğimiz kalıyor zaten. Burada 5 tane ilmek kaldığında buradan koltuktan itibaren haroşa sıralarımızı tekrar sayacağız. 30 haroşa sırası olana kadar burayı örmeye devam edeceğiz. Yani burada alt, tekrar ediyorum özetle. Koltukta her bir haroşa sırasında 6 ilmek keseceğiz. Her sırada birer tane olmak üzere. Aynı şekilde yakada da her haroşa sırasında birer tane olmak üzere ilmek keseceğiz. Yakada 11 tane, koltukta 6 tane ilmek kesiyoruz. Ve bu ortada 5 tane ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Ve buradan ilk başlangıçtan itibaren haroşa sıralarımızı saydığımızda burada 30 haroşa sırası olduğunda bu ön kısmını bitireceğiz. Bu bitirme yerinde tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Burada bir sıra şu yaka kısmından fazla örgü yapacağız. Yani bir gidip bir geleceğiz. Koltuk kısmında bir haroşa sırası eksik örmüş olacağız. O en son noktaya geldiğimde orayı da göstereceğim. Şimdi bunu bu şekilde anlattıktan sonra arkadaşlar bu tarafa geçelim.
Bu tarafı da aynı şekilde ilk başta böyle şu tarafı anlattığım gibi 38 ilmek olarak başlıyoruz. 12 sıra çiftli lastik ördükten sonra 4 haroşa sırasından sonra bu baykuş modelimizi koyuyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Sadece şuna dikkat edelim arkadaşlar. Yani iki tarafı da aynı değil. Şu kısmını bunu bu tarafa yapalım. Bu şekilde ona çok dikkat edelim. Ben daha önceden maalesef koltuğa kadar ördüğümde ikisini de aynı yön ördüğümü gördüm ve sökmek zorunda kaldım. Size de bunu hatırlatayım. Evet arkadaşlar, koltuk kısmını son bir defa daha göstereceğim. İçim rahat etmedi. En son kesimi, koltuktaki en son kesimi yani 6. kesimi bir kez daha gösterip ondan sonra devam edeceğim. Şöyle 5 tane kesmiş oldum burada arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi koltuk tarafta 6. ve son kesmeyi koltukta ve yakada. Yakada son kesinti olmayacak bildiğiniz gibi. Bu ortada şöyle çevireyim. 5 tane ilmek kalana kadar yakadan kesmeye devam edeceğiz. Koltuktan 6 tane kesiyorum ben. Şimdi bu 6. ve son kesmeyi bir kez daha göstereyim. Örgüye yeni başlayanlar için karışıklık olmasın. Bu kenar ilmeğimiz 7 tane arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu 7 ilmekten sonra şu kenarda yanında yani bir tane de Selanik ilmeğimiz var. Onu ön taraftan ters olarak örüyoruz. Onu ördük. Hemen bu ters yani 8. ilmekten sonra bir kesinti yapıyoruz. Yani ikisini bir örüyoruz. Bu koltuk taraftaki son kesintimiz oldu. Yani 6 tane kesmiş olduk buradan. Şimdi yakaya doğru örerek gidiyoruz. Yakaya doğru örerek geldik arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 7. Bu kenar ilmeğimiz şurası. Bu ortadaki Selanik ilmeğimiz ve şu kalan 2 ilmeğin ikisini beraber örerek bir tane azaltmış oluyoruz yaka kısmında. Şimdi şöyle sayacak olursak arkadaşlar, biz ortada 5 tane ilmek bırakacaktık. Şu Selanikleri saymıyoruz. Yani 8 tane buradan, 8 tane de buradan ayırdıktan sonra ortada 5 tane ilmeğimiz kalacak. Şu, bu 8 tane burası, 8 tane de burası. Sayalım. 2, 4, 5. Geriye 5 tane ilmeğimiz kalıyor. Bu 5 ilmeği sadece yaka kısmından keseceğiz arkadaşlar bundan sonraki süreçte. Koltuktakileri kesip bitirmiş olduk. Şimdi onu tekrar anlatmak istedim ben. Ve böyle örgümüze sadece yaka kısmından keserek devam ediyoruz. Buraya işaretçimi taktım ben arkadaşlar. Bundan sonra sayacağız. Bu alt kısımda 44 haroşa sırası vardı. Bu işaretçinin altında. Buradan sonra 30 haroşa sırası olana kadar ve ortada 5 tane de ilmek kalana kadar yakadan kesmeye devam edeceğiz. Toplamda da 30 haroşa sırası olana kadar öreceğiz. Tekrardan hatırlatmış oldum. Şimdi kesmemiz koltukta bitti ama yakada devam edeceğiz. Arka sırada onu bir kere daha göstereyim. Nasıl örüyoruz? Burada kenar 7 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu bizim Selanik ilmeğimiz. Bunu da arka taraftan arkadaşlar normal buradan değil bir alttan örüyoruz. Bir alttan ilmeğimizi çıkarıyoruz. Şöyle. Ve bırakıyoruz. Burada herhangi bir şey yapmadan, azaltma yapmadan örüyoruz. Sadece ön tarafı örerken azaltıyoruz.
Hem arka tarafı hem ön tarafı örerken azaltma yapmıyoruz. Gene Selanik ilmeğimize geldik. Ve bu 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi ön tarafa geldik. Artık burada kesme yapmadan geleceğiz. Sadece burada keseceğiz. Aynı şekilde bu kısmı da ördükten sonra arkaya geçeceğiz. Arkada herhangi bir işlem yok. Gördüğünüz gibi arkayı 70 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. 70 ilmek başlıyoruz. 12 sıra lastik örüyoruz. Daha sonra koltuğa kadar hiçbir şey yapmadan 44 sıra haroşa örüyoruz. Aslında şöyle arkadaşlar. Normalde ön kısmı ben 44 sıra örüyorum ama arkayı normalden bir sıra daha fazla örüyorum. Yani bir haroşa sırası arka kısmını 45 sıra yapıyorum. Eğer dilerseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Neden? Çünkü yeleğin genelde giyildiği zaman ön taraflarda bir sarkma oluyor. Arka sıra her zaman bir sıra daha fazla olursa daha güzel oluyor. Size de bunu bu şekilde hatırlatmış olayım. Arka sırayı da başlayın. 45 veya 44 haroşa sırası ördükten sonra koltuğa geldiğinizde tekrar görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bu koltuk kısmından sonra 30 diş haroşa olarak buraya kadar ördük ve koltuk kısmı buraya kadar bitti. Şimdi sadece şurada yaka kısmına gelecek şekilde bir sıra buradan itibaren fazla öreceğim. Nasıl yapacağım onu göstereceğim. Koltuk kısmında bir sıra fazla örmeyeceğiz. Sadece yaka kısmında şuradan itibaren bir diş haroşa fazla öreceğiz. Onu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir sıra sona kadar örüyoruz. Normal aynı ördüğümüz şekilde 30 diş haroşadan sonra yapıyoruz bunu. Evet. Bir tane ters, 5 tane ortada. Burada toplamda zaten arkadaşlar 21 tane ilmeğimiz var. Bunu ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar normal örüyoruz. Burası yaka, yani boyun kısma gelecek yer. Daha sonra sıramızı şuraya kadar örüyoruz arkadaşlar. Bu 8 ilmeği örmeden geri döneceğiz. Evet, şöyle. Beş tane daha ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Burayı örmeden geri dönüyoruz. Evet. Bu şekilde buradan bir diş haroşa sırası daha fazla örmüş olduk. Aynı şekilde diğer tarafı ördüğümüzde 30 diş haroşadan sonra şu tarafında da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz bunu kesmeden bu şekilde bırakıyoruz. Birbirine eklerken kesmeden ekliyoruz arkadaşlar. Bu kısma geldiğimde arka tarafı da bitirdikten sonra dikerken onu göstereceğim. Burayı kesmeden bırakıyoruz ve diğer ön tarafa başlıyoruz. Diğer öne başlıyoruz. Orayı da bitirdikten sonra arka tarafını öreceğiz. Onu da anlatmıştım. Arka tarafını dediğim gibi 70 ilmekle başladık. 12 sıra çiftli lastiğimizi ördük. Daha sonra 45 diş haroşa ördük arkadaşlar. Demiştim ön kısmında 44 tane örüyorum koltuğa kadar. Arka kısmını
Bir diş haroşa daha fazla örüyorum. Ben 45 diş haroşa ördüm ve koltuğa geldik. Koltukta da aynı şekilde arkadaşlar, şurada olduğu gibi ve önlerde de olduğu gibi önce bir sıra örerek göstereyim size. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. İlk ilmeğimizle beraber toplamda 7 diş haroşa örüyoruz. 7 ilmek haroşa örüyoruz. 2, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördükten sonra bir tane ters örgü örüyoruz. Bunu arkadan anlatmıştım arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Selanik ilmeğimiz bu. Bunu selanik olarak daha sonra öreceğiz. Hemen bu 8. ilmekten sonra, aynı zamanda ters ilmeğimizden sonra bir tane azaltma yapıyoruz. Ve karşıda 10 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Buraya geldik. Burada 10 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bu 10 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bir tanesini ters örüyoruz. Geriye kalan 7 tanesini şu kenar kısmı olacak şekilde gene haroşa olarak örüyoruz. Evet, ilk azaltmalarımızı yapmış olduk. Burada da arka kısmında da şurada, yani buralarda aynen önlerde olduğu gibi 6'şar tane azaltma yapacağız arkadaşlar. İlk azaltmamızı yapmış olduk. Bu şekilde 6'şar tane, yani 6 tane buradan, 6 tane de buradan azalttıktan sonra buradan itibaren 30 haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Alt azaltmalarımız bittikten sonra tamamında 30 haroşa olacak şekilde örgümüze şu kısma kadar devam ediyoruz. Daha sonra 30 haroşa ördükten sonra aynen ön kısımda yaptığımız gibi gene aynı işlemi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Yani burada şuradan itibaren bu 8 ilmekten sonra bir diş haroşa fazla örüyoruz. Yani bir defa gittikten sonra bir gidip geliyoruz. Daha sonra kese kese diğer kısma gelip buradaki omuzu aynı şekilde yaparak arka tarafı da bitirmiş oluyoruz. Daha sonra dikerken size omuzları ve yanları nasıl diktiğimi göstereceğim. Evet, şimdi ön kısmını aldık, bir tarafını. Şu şekilde bakın, şu ters taraflar dışarıya gelecek şekilde. Burası tersi, burada tersi. Düz yerler içeri gelecek şekilde arkadaşlar. Koltuk kısımları aynı tarafa gelecek. Şurası koltuk kısmı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, ikisini örgülerimizi, şişlerimizle beraber birleştiriyoruz. Daha sonra şöyle ikisini beraber alıyoruz. Buraları kesmeden birleştireceğimizi söylemiştim daha önce. Bir tane ilmek bundan alıyoruz. Bir ilmek de ön kısmından alıyoruz ve ikisini bir alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir tane ilmek bundan, bir tane ilmek ön kısmından alıp bu şekilde örerek birleştiriyoruz. Ve bitene kadar, omuz kısımları bitene kadar bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bakın, şu Selanik ilmekleri aynı anda denk gelecek şekilde, hiç ilmeklerimizi kaydırmadan dikmeye dikkat edelim. Bakın, şimdi Selanik ilmeğimize denk geldik. Onu alıyoruz. Arka tarafta da bakın, buradaki de gene Selanik ilmeği. İkisi aynı anda denk gelmesi lazım. Aksi takdirde
Burada dikerken bir herhangi bir kayma olmasın. İkisi aynı dengeli olması gerekiyor. Bu şekilde bir tane oradan, bir tane de diğer örgüden alıp bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle düzgün bir dikiş ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, yeleğimizin omuz kısımlarını aynen tarif ettiğim şekilde birleştirdik ve iplerini kesip içine aldım. Diğer omuzunu da aynen burada gösterdiğim gibi bunu da yaptık. Şimdi kenarlarını dikeceğiz. Hatırlarsanız kenarlarını daha düzgün olması için dikerken bu şekilde yapmıştık. Şimdi bunu nasıl diktiğimi göstereceğim ve bunu arkadaşlar düz tarafından dikeceğiz. Ben burada daha önce başlarken uzun ip bırakmıştım. Oraya iğnemi taktım ve nasıl diktiğimi bu şekilde göstereceğim. Bunda da şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu haroşa sıraları bakın lastik bitiminde birbirine şu şekilde denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Evet, şimdi burada dikerken arkadaşlar önce şuradan bir tutturayım. Evet. Daha sonra burayı tutturduktan sonra bütün haroşa dişlerini birbirine denk getirecek şekilde şuradan bir diş alıyoruz. Daha sonra bir tane de buradan alıyoruz. Bir diş buradan, bir tane de buradan sırasıyla hiç sıralarını kaydırmadan kenarları çok fazla çektirmeden, çok da gevşek yapmadan dikiyoruz. Bir tane buradan, bir tane de buradan. Evet. Haroşa sıraları bakın. Lastik bitiminden sonra ilk haroşa sıramız burası. Burada da burası oluyor. Bunun dişleri birbirine denk geldiği zaman lastik de aynı hizada olmuş oluyor şu şekilde. Bir bu çıkıntıdan alıyoruz. Daha sonra bunu düz tarafından dikiyoruz. Bakın yeleğimizin düz kısmı burası. Dış tarafından dikiyoruz. İçten değil, dış tarafından. Bir tane bu en son çıkıntıyı, daha sonra diğer tarafı çok fazla çektirmeden haroşa dişlerini hiç atlamadan birbirine denk gelecek şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafı da diktiğimizde yeleğimiz bitmiş olacak. Sadece geriye kalan düğmeleri ve bu baykuşlarımızın, şöyle göstereyim, gözlerine evinizde olan herhangi bir siyah boncuk dikebilirsiniz. Bu şekilde dikmeye devam edeceğiz. Şöyle bakıldığı zaman dikiş yokmuş gibi. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Düğmelerini ve baykuşlarımızın gözlerini de diktim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Eğer anlamadığınız yerler varsa, sormak istediğiniz yerler, videonun altındaki yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar tekrardan oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.